Günlerdir Kanal İstanbul konuşuyoruz. Belli ki önümüzdeki günlerde, aylarda konuşmaya devam edeceğiz. Biz açıkça söyleyelim, biz projeyi akıl dışı bir proje, müthiş bir israf projesi ve kendisini Kaf Dağı'nda sanan bir iktidarın ego yarışının bir parçası olarak görüyoruz. Hepsi çok tehlikeli sonuçlar doğuracak ve bizim bir an önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TMOB, meslek kuruluşları, birçok bilim insanı raporlar hazırlıyor. Diyorlar ki bu proje bilime aykırı, topluma zararlı. Saatlerce, günlerce konuşuyorlar, anlatmaya çalışıyorlar, sempozyumlar düzenleniyor. İktidar ne cevap veriyor? Çatlasanız da patlasanız da Kanal İstanbul'u yapacağız. Ya ortada bilim yok, toplumsal sorumluluk yok, toplumun çoğunluğunu ikna etme çabası yok. Bir inat var ama ne yok? Vallahi akıl yok. Bu projede akıl yok. Öyle bir noktaya geldik ki, yani ha taşa söylemişsin, ha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne anlatmaya çalışmışsın. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, akıl diyoruz. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bir açıklama yapmış. Bakın ne diyor? Diyor ki, Kanal İstanbul'da yılda 50 bin gemi geçireceğiz ve 5 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Şimdi şu anda geçen ortalama gemi sayısının 25 bin olduğunu biliyoruz. Düşünün ki bakan diyor ki biz şu anda geçen gemi sayısını 2'ye katlayacağız. Üstelik bunların tamamı geçişi bedava ve daha güvenli olan İstanbul Boğazı'ndan geçmeyecek. Kanal İstanbul'dan geçecek. Üstelik biz bunlardan 5 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bakın ilkokul diploması olan herkes 4 işlem yapabilir ve basit bir matematik hesabıyla, bakanın söylediği rakamlar üzerinden yaptığımız bir hesapla geçen her gemiden 100 bin dolar almamız gerektiği gibi absürt bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani şimdi biz akıl diyoruz, bilim diyoruz, ortada bu hesaplarla projelendirilen bir Kanal İstanbul gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani gerçekten hesap bilmemek belki kabul edilebilir bir şeydir ama sanıyorum Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasının arkasında daha ciddi bir problem var. Toplumu aptal yerine koyma, yalana bir biçimde yürütme alışkanlığının bir sonucu gibi gözüküyor. İstanbul'un arazilerini petrol zenginlerine satıp iktidarlar için destek ve kaynak bulmak dışında Kanal İstanbul projesinin hiçbir anlamı olmadığı ortadadır. Üstelik bakın, İstanbul hepimizin bildiği ve unuttuğumuz her an doğanın tekrar hatırlattığı üzere büyük bir deprem riski altında olan bir ülkedir, bir şehirdir. Böylesi bir şehirde insanların deprem karşısında can güvenliğinin alınması, binaların sağlamlaştırılması, olası bir depremde can kaybının önlenmesi için hazırlıklar yapılması gerekirken böylesi fantastik projelerle faaliyet yürütmeye çalışan bir iktidarın akıl, bilim düşmanı olduğu kadar çevre düşmanı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bakın bunlar tartışılırken başka bir kentimizde, Mersin'de bir sel felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz. 2020 yılındayız, 21. yüzyıldayız. İnsanlarımız sel felaketinde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla önerimiz, çağrımız bu rant projelerinden vazgeçip halk için yatırımlar yapılması ve bu çevre düşmanı, halk düşmanı yaklaşımdan vazgeçilmesidir. Çok açıkça ifade etmek gerekiyor ki bu iktidar işçi düşmanı, emekçi düşmanı, çevre düşmanı olduğu kadar gençliğe de düşman bir iktidar. Bakın geçtiğimiz haftalarda yemekhane zamları gündeme geldi ve Türkiye'nin pek çok yerinde bu zamlara karşı ayağa kalkan, direnen, haksızlıklara geçit vermeyen genç kardeşlerimiz oldu. Onları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yani o hale gelmişiz ki tasarruf diye bu memleketin gencecik çocuklarından, öğrencilerimizden, onların ekmeğine göz diken bir anlayıştan söz etmek durumunda kalıyoruz. Türkiye'de bütün işçilerin, emekçilerin, emeklilerin
AKP'nin dayattığı zamlara, vergi politikalarına, sermaye yanlısı anlayışına tepkili olduğu bir süreçte öğrencilerin de eylemlere çıkması ve bu iktidara baş kaldırması bizce tesadüf değil. Devlet üniversitelerinin içindeki özelleştirilmiş kantinler ve yemekhaneler, vakıf üniversitelerinin ise tamamı öğrencilere birer kar kapısı olarak bakıyor. Bu açgözlü politikalara karşı öğrencilerin direnmekten başka bir çaresi yok ve nihayetinde iktidar da öğrencilerin haklı olduğunu zımnen de olsa kabul edip geri adım atmak durumunda kalıyor. Biz başta İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri olmak üzere direniş ağlarını ören, bu yağma düzenine karşı dayanışmayı örgütleyen bütün öğrenci kardeşlerimize en içten dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Ayrıca AKP'nin ülkeyi getirdiği bu halden en olumsuz biçimde etkilenen ve bu düzene intihar ederek tepki koymaya çalışan Sibel Ünlü'yü de anmadan geçemeyeceğiz. Onun bütün öğrenciler gibi bizim de omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bu ülkeden bu iktidarı acilen def etmeyi gerektiriyor. İktidarı uyarıyoruz. Öğrencileri müşteri olarak görüp sırtlarından para kazanma hesaplarından vazgeçin. Öğrenciler bu ülkenin geleceğidir. Tüm öğrencilere yemekler ücretsiz verilmeli. Barınma hakkı sağlanmalı. Ulaşım hakkı ücretsiz kılınmalı. İnsanca yaşayıp eğitim görebileceği olanaklar sağlanmalı. Bunun için gerekiyorsa karşılıksız burslar verilmeli. Öğrencilerin KYK bursları ile ilgili soruşturmaları derhal sonlandırılmalıdır. Biz buradan aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında sesini duyuramadığını düşünen bütün öğrenci arkadaşlarımızı da bize ulaşmaya, çıkarı emekten yana olanların haklarını hep birlikte savunmasına çağrı yapmak istiyoruz. Bakın, gençlik düşmanlığıdır bu iktidarın yaptığı şey ve maalesef uygulamalar sayısız örnekler içeriyor. Biliyorsunuz bu iktidar döneminde üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz de hedef tahtası haline getirildi ve örneğin sadece görüşlerini bir basın bildirisi yoluyla duyurdukları için pek çok akademisyen üniversiteyle ilişiği kesildi, uzaklaştırıldı, işsizliğe mahkum edildi. Peki bunları yapan iktidar ne yaptı? Geçen gün ortaya çıktı. Üniversitede eli siyahlı biçimde dolaşan insanları akademisyen kadrosuyla görevlendirmeye başladı. Hani diyorlar ya, çok hevesliler, bakın bu çok önemli, bakın bu çok önemli demeye. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi arkadaşlar? AKP iktidarı bildiri yayınlayan akademisyenlerin üniversiteden atıldığı, eli silahlı katillerin üniversiteye hoca diye atandığı bir iktidar haline gelmiş durumda. Sayısız örnek var. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir mahkemede ortaya çıktı. Üniversite kantininde oturan iki öğrenciye satırlarla, palalarla saldıran saldırganlar haksız tahrik ve ihal indirimi uygulamasıyla basit cezalarla cezalandırdılar ve üstelik cezaları ertelendi. Dikkat edin, Türkiye'de haksız tahrik ve ihal indirimi kadın cinayetlerinde ve emekçi solcu düşmanlığında sıklıkla uygulanan bir yöntem haline geldi. Tam bu aşamada geçtiğimiz hafta temas ettiğimiz, yakın zamanda Ege Üniversitesi'nde hayatını kaybeden Sezen Zambak kardeşimizin babasının bize ulaştırdığı bir mesajı da sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Sezen kardeşimiz Ege Üniversitesi öğrencisi ve adına kaza dedikleri bir cinayette maalesef hayatını kaybediyor. Kampüs içinde kendisine çarpan bir traktör var. Bununla ilgili normal bir ülkede olması gereken nedir? İdari makamların, adli makamların meseleyi soruşturması ve bir genç kızı hayattan kopartan bu cinayetin cezasının kesilmesi gerekir. Oysa yine maalesef bir babanın mücadelesi olmasa neredeyse hiçbirimizin haberi olmayacak bir vakayla karşı karşıyayız. Değerli Metin Zambak kızının acısını bir yanda taşıyor. Geçtiğimiz zaman içerisinde duruşmalar devam ederken açığa çıkıyor ki
Sezen'e çarpan traktörü kullanan kişinin ehliyeti yetersiz. Dolayısıyla ona bu aracı kullandıran Ege Üniversitesi yönetimi de sürecin sorumlularından bir tanesi. Ve Metin Zambak çığlık atıyor. Diyor ki bu üniversitede hala çocuklar aynı koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Ben kızımı kaybettim, onun acısını yaşıyorum. Başka insanların bu acıyı yaşamasının önüne geçelim diyor ve bir çağrı yapıyor. Hem kızının katillerinin gereken cezayı alması hem de başka insanların aynı acıyı yaşamaması için. Yani kadın düşmanlığında da aslında sınır tanımayan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzun bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta Dersim'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybı bir gündem olarak önümüzde duruyor. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler Rabia Naz cinayetine benzer bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu, iktidara yakınlığı nedeniyle faillerin ya da suçlanan kişilerin iktidara yakınlıkları nedeniyle korunduğu izlenimi edilmiş durumda. Buradan Sezen Zambak ile ilgili hukuki sürece dair kaygılarımızın bir benzerini Gülistan Doku ile ilgili de ciddiyetle vurgulamak istiyoruz. Dolayısıyla üzeri iktidara yakın olduğu için failleri, üzeri örtülen bu cinayetlerin, bu genç kadın cinayetlerinin, bu çocuklarımızı bizden kopartan cinayetlerin bir an önce açığa çıkartılması gerekiyor. Şimdi bunlar neden oluyor arkadaşlar? Bakın bir örnek daha vermek istiyorum izninizle. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu kendi imzasıyla 31 Aralık 2019 günü sağlık kurumlarına, kendi bünyesindeki sağlık kurumlarına sağlık çalışanlarının edep, adap ve inanca göre giyinmesi gerektiğini söylüyor. Gerçekten kendi edep, adabı nedir çok merak ediyoruz. Ve bunların, kadınların esir edilmesi, kadınların ikinci sınıf yurttaşlar olarak görülmesi politikalarının yansımaları olduğunu burada sizlerin aracılığıyla bir kez daha vurgulamak istiyoruz. İktidarın bu kadın düşmanlığına bu ülkenin kadınlarının papuç bırakmayacağını da hem daha önceki yaşadıklarımızdan biliyoruz hem önümüzdeki dönem açısından bu inancımızı koruyoruz. Değerli arkadaşlar, bu yeni dönemin ilk basın toplantısında buradan meclis kürsüsünden birkaç defa gündeme getirdiğimiz grup yorum ile ilgili sürece ilişkinde bir iki çift söz söylemek istiyoruz. Birincisi, grup yorum Türkiye Devrimci Hareketi'nin ve mücadele tarihinin onurlu simgelerinden bir tanesidir. Yaptıkları çalışmalarda emekçilerin, devrimcilerin sesi, sazı, sözü, türküsü olmuştur. Grup yorum direnişlerde, eylemlerde, yeri geldiğinde cezaevlerinde kavganın ezgisini yaparak ülkemiz insanlarının, gençlerimizin yüzünü sola dönmesine büyük katkılar yapmış bir müzik topluluğudur. İki, tarih boyunca sanata, edebiyata, türküye, şarkıya engel olan, bunları hapseden, adım adım bir faşist iktidara yol açmaya çalışanlardır. Dolayısıyla biz bugün tereddütsüz biçimde grup yorumun yanında bu iktidarın karşısındaki pozisyonumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Grup yorum üyelerinin tutuklu olması, 200'lü günleri geride bırakan açlık grevine, ölüm orucuna mecbur bırakan faşist uygulamalara karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Grup yorumla dayanışma içindeyiz. Grup yorumun talepleri derhal kabul edilmeli. İktidar sonuç alma şansı olmayan devrimci sanata düşmanlık politikalarından derhal vazgeçmelidir. Son olarak herhangi bir gün sadece gazeteleri tarayarak, sosyal medya hesaplarına kısaca bakarak gördüğümüz bir gerçeğin işçiye, gençlere, kadınlara, çevreye ve sanata düşman bir iktidarın yönettiği bir ülke gerçeğini vurgulamak ve bunu kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.
tüm halkımıza, emekçilere çağrımız, ülkemizi bu iktidardan bir an önce kurtulmak için seferber olmaktır. Birlikte mücadele etmektir. Türkiye, Türkiye halkları, bizler bu iktidarı hak etmiyoruz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.